Hocam merhaba. Recep merhabalar. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim çünkü soru çözüyoruz. Evet Recep soru çözümüyle 8. sınıf arkadaşlarımızın karşısındayız yine. Çok güzel hocam. Arkadaşlara hemen bir tavsiyem var. Biz çözmeden önce videoyu durdurup kendileri çözerlerse ve de hocam videonun sonunda bize kaç doğru kaç yanlış yaptıklarını yazarlarsa çok seviniriz. En azından şeyi görmüş olacağız hocam. Arkadaşlar anlattıklarımızı anladılar mı? Aynen öyle Recep. Aynen öyle. Arkadaşlar mutlaka bize kaç doğrunuz, kaç yanlışınız var ya da sorularla ilgili herhangi bir yorumunuz varsa bunları bize yazabilirsiniz. Biz bunları okuyup sizlere cevabını vermeye çalışacağız. O zaman süper hocam sizdeyiz. Evet Recep hemen sorumuz geldi ve ben sorumuzun çözümüne başlıyorum Recep. Sarılmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlardan herhangi biriyle kullanılmamıştır? Burada çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. 8. sınıf arkadaşlarımızın en çok yaptığı hatalardan biri. Ben hemen bu ikazla bu soruyu çözmeye başlamak istiyorum Recep. O da şu arkadaşlar genellikle kullanılmıştır kullanılmıştır yapılmamıştır, değinilmiştir, değinilmemiştir ifadeleriyle ilgili hataya düşüyorlar. Ben onu yanlış okumuşum, ben orada değinilmiştir yazıyor, ben onu değinilmemiştir ya da değinilmemiştir yazıyor, değinilmiştir okuduğum şeklinde bir takım söylentiler geliyor. Bu arkadaşlarımıza tavsiyem şu, lütfen sorunun Bittiği yere kocaman bir artı eğer değinilmiştir soruluyorsa, değinilmemiştir soruluyorsa kocaman bir eksi koysunlar. Kafaları ne arayacaklarını, karışmaz. ne yapmaları gerektiğini unutmasınlar. Sürekli gözlerine çarpsın o. 1- Hemen yapmaya koyulmak, girişmek. 2- Kollarını dolamak, kucaklamak. 3- Büyük bir istekle kendini vermek, benimsemek. Şimdi şıklar üzerinden gidiyorum. A şıkkına diyor ki liseye geçtikten sonra derslerine daha fazla sarıldı diyor. Derslerine daha fazla sarılması nedir Recep? Büyük bir istekle kendini vermek ve onu benimsemek öyle değil mi Recep? Evet. O zaman ben A şıkkını ne yaptım Recep? Eledim. Eledim. B şıkkına bakıyorum. Bebeğine sımsıkı sarılan anne çok mutluydu cümlesi ona kollarını dolamış, dolamış onu kucaklamış. kucaklamış öyle değil mi Recep? Evet, B hocam. şıkkı da gitti Recep. C şıkkına bakıyorum. Eski gazete kağıtlarına sarılmış paketlere uzandı dediğimde bana kalan ne var burada yukarıda Recep? Hemen yapmaya koyulmak girişmek, paketlere sarılması hocam. böyle bir anlam ifade edilebilir mi? Etmiyor hocam. Etmez öyle değil mi Recep? Sorumuzun doğru cevabını bulduk ama biz ne yapacağız? D şıkkını da bakacağız. D şıkkına bakıyoruz diyor ki haberi alınca derhal kağıda ve kaleme sarıldım derken bir şey yapmaya koyulmuş, bir şey yazmaya başlamış öyle değil mi Recep? Evet hocam. Hemen yapmaya koyulmak ve girişmek anlamını sağlayan bir ifadeydi. Bunu da eledim. İşte bu nedenle benim sorumun doğru cevabı C, ya. C şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlamı yanlış verilmiştir? A. İşçilerin aylıkları günün ihtiyaçları karşısında devede kulak gibi kalıyor. B. Hayrettin Karaca hayatı boyunca gelecek kuşaklara yaşanabilir dünya bırakmak için mücadele etmiş, doğa dostu bir insandır. C. Aşık Veysel'e ait bir ezgi okuyup tüm yürekleri kendine bağladı. D. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş medeniyet yolunu izlemeliyiz. D şıkkına baktığında çağdaş medeniyet yolunu izlemeliyiz diyor. Belirli bir tutum, davranış veya düşünceyi benimsemek öyle değil mi Recep? Evet hocam. E biz, bir yol yok ki ortada sadece ne var? Soyut bir kavramdan bahsediyor öyle değil mi? O zaman bir davranış ya da düşünceyi izliyor olabilirim. D şıkkında herhangi bir sorun yok ben bunu ediyorum. C şıkkına baktığında Aşık Veysel'e ait bir ezgi Ezgi dediğimiz şey belli kurallara göre düzenlenmiş kulağa hoş gelen ses dizisi haz name melodi anlamına gelecek şekilde zaten günlük hayatta biz bu şekilde kullanıyoruz. Hocam. E o zaman ne yaptım? C şıkkını da iliyorum. D şıkkına baktığımda Doğa dostu bir insanmış Hayrettin Karaca. Doğa dostu derken buradaki dostluk ne anlama gelir Recep? Bir şeye, bir şeye ilgi aşırı duyan. ilgi duyan onu koruyan kimse. Apaçık bu şekilde kullanılmamış mı? Kesinlikle Doğa dostu hocam. dediğimde bu kelime bu anlama gelmiş öyle değil mi? O zaman ne yaptım ben? Bunu da eledim. E kaldı geriye benim elimde bir aşık. Şimdi bakalım neden hatalı oymuş? Neden benim sorumun doğru cevabı oymuş? Şimdi onu tespit ediyorum Recep. Diyor ki işçilerin aylıkları günün ihtiyaçları karşısında devede kulak gibi kalıyor. İyi yaşanmış zaman olabilir mi buradaki gün kelimesi? Olamaz. Hayır. Neden? Çünkü günün ihtiyaçları demek bulunduğu dönemin şartlar anlamına geliyor. Öyle değil mi? Evet hocam. Bulunduğu dönemin şartlarına uygun anlamına anlamına gelecek şekilde kullanılmış. Bu nedenle benim sorumun doğru cevabı aşık olmuştur Recep. Evet Recep, bir sonraki soruyla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde gelmek sözcüğünün cümlede kazandığı anlam yanlış verilmiştir? A) Okuldan yeni geldim, çok yorgunum. Ulaşmak, varmak. B) Türkçede ekler kelimenin sonuna gelir. İzlemek, takip etmek. C) Attığı top yüzüme geldi. İsabet etmek. D) Dün akşam amcamlar bize geldi oturmaya ziyarete gitmek. Şimdi Recep zaten ben daha soruyu okurken arkadaşlarım doğru cevabı buldular Direkt buldular bile. Hocam. Dün akşam amcamlar bize geldi. E ne yaptılar? Ziyarete gitmek. Ziyarete tamam. geldiler hocam. sorun yok. Pekala attığı top yüzüme geldi dediğimde yüzüme isabet etti değil mi Recep? Direkt etti hocam. E bu da gitti. Burada da sorun yok. Okuldan yeni geldim dediğimde yeni ulaştım yeni vardım. Bu da doğru öyle değil mi bu Recep? Da doğru. Burada da herhangi bir problem yok. B şıkkında bir problem var. Hocam, Sorunun doğru cevabı da zaten B şıkkı arkadaşlar. Ekler diyor hocam. Türkçe'de ekler kelimenin sonuna gelir diyor. Evet Recep. Halbuki ekler Yenir hocam. Recep biz geçen hafta sende bir soru çözerken hani Onur diye bir öğrenci vardı. Evet hocam Hatırlıyor vardı. Hatırlıyor musun? Soğuk espriler araştırması evet, yapıyordu. Evet yapıyor öyle değil hocam. mi Recep? Evet hocam. Evet. O arkadaşa evet. bir öneri budur. Recep çok teşekkür evet, ederiz. hocam. Bu soğuk espri için de çok teşekkür ediyoruz sana. Hocam. Diyor ki burada Recep kelimenin sonuna gelir, ekler kelimenin sonuna gelirmiş. Kelimeyi izliyormuş, kelimeyi takip mi ediyormuş Asla. Recep? Hayır öyle bir anlam yok. Bu nedenle benim sorumun doğru cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Süp. Evet Recep diğer sorumuza devam edelim. Doğru kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılmamıştır? Birinci cümlede diyor ki doğru oraya gidilseydi daha uygun olurdu. İkinci cümle çocuk Alman turistin cümlesini doğru çevirdi. Üçüncü cümle bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur. Doğru oraya gidilseydi daha uygun olurdu. Hiçbir yöne sapmadan dost doğru doğruca anlamına geliyor mu bu? Geliyor. Ya o zaman ne yapıyorum? D şıkkımı eliyorum. Pekala çocuk Alman turistin cümlesini doğru çevirdi dediğimde yanlışsız, eksiksiz bir biçimde çevirdi anlamına gelecek doğru. şekilde kullandım mı? Evet. C şıkkını da iliyorum. Üçüncü cümleme bakıyorum. Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur cümlesindeki doğru ifadesi. Akla, mantığa, gerçeğe ve kurala uygun olacak biçimde anlamına gelecek şekliyle kullanılmış mıdır? Evet hocam. Kullanılmıştır. O zaman A şıkkımı da eliyorum. Kaldı elimde B şıkkı gerçek ve hakikat anlamına gelecek herhangi bir doğru kelimesi kullanılmadığı için sorumun doğru cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Güzel bir sorumuzla arkadaşlarımızın karşısındayız. Evet bir şiirimiz var Recep. Dönelim aradığımız belki de hüzün yollar ardından bana şimdi görün Yüzüne değdikçe ağlar yaslı gözlerim, gir yazgıma ey sevgili orada güleyim. Bu şiirdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bir sorumuz var. A. Soyut anlamlı sözcükler kullanılmıştır. B. Eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır. C. Karşıt kavramlara yer verilmiştir. D. Somut anlamlı sözcükler bulunmaktadır. Recep şıklardan gidiyorum yine aynı evet, taktiği hocam. kullanarak ilerliyorum soyut anlamlı sözcükler kullanılmıştır diyor. Şiirimize baktığımızda dönelim aradığımız belki de hüzün derken buradaki hüzün sözcüğünü gördün mü Recep? Gördüm hocam. Hüzün nedir? Soyut anlamlı bir kelimedir. A şıkkını eğiliyorum. B şıkkına bakıyorum diyor ki eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır. Bakıyorum olabilir mi acaba yaslı sözcüğü ile yas ile hüzün eş anlamlı olabilir mi? Birazdan inceleyeyim. Buna bir soru işareti koyuyorum Recep. Karşıt kavramlara yer verilmiştir diyor Recep. Burada ne yapıyor? Ağlamak, Recep? Gülmek. Ağlamak sözcü var öyle değil mi? Bir de ne var? Gülmek sözcüğü var. Bunlar karşıt mıdır Recep? Kesinlikle. Karşıttır. Kesinlikle öyledir bence şıkkımı da eliyorum. Somut anlamlı sözcükler bulunmaktadır diyor. Hemen şurada yol sözcüğünü gördüm. Yüz sözcüğünü gördüm. Öyle değil mi Recep? Evet hocam. Bu ikisi de kesinlikle ve kesinlikle somut anlamlı sözcüklerdir. Bunu da eledim. Geriye kaldı B şıkkı. Şimdi arkadaşlar diyecekler ki hocam yaz sözcüğü ile Hüzün sözcüğü birbiriyle eş anlamlı mıdır? Hayır arkadaşlar. Bu iki sözcük birbiriyle yakın anlamlıdır. Yaz sözcüğünün eş anlamlısı matem sözcüğüdür. İşte bu nedenle benim sorumun doğru cevabı 5'e kadar arkadaşlar. Hı. Evet Recep diğer sorumuza devam edelim. 1. Şöminedeki odunlar çıtır çıtır yanarken hemen ısını verdik. 2. Sert bakışlarından hepimize kızgın olduğunu anladık. 3. Konu hakkında bilgisi olan da olmayan da fikir belirtiyor. 4. Başarının anahtarı çalışmakta gizlidir. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A birinci cümlede yansıma sözcükler ikileme oluşturmuştur. Hemen Recep, madem sorumuz böyle bir akışa sahip, biz de akışa göre yol alalım. Diyor ki birinci cümlede yansıma sözcükler çıtır, çıtır. ikileme oluşturmuştur. Recep şurada çıtır çıtır sözcü var, çıtır ve çıtır. Yansıma bir sözcük yansıma. Recep. Doğadan çıkan bir ses harflerle ifade edilerek Edil, yazıya geçirilmiş midir? Edilmiş. Geçirilmiştir o zaman ben hemen A şıkkımı eledim. İkinci cümlede birden fazla mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır diyor. Hemen bakıyorum. Sert bakışlarından dedi. Buradaki sert sözcüğünün kesinlikle mecaz olduğunu arkadaşlarımın hepsi biliyor. Tamam. Burada sorun yok. Ancak arkadaşlar burada ikinci mecaz anlamlı sözcük de var kızgın sözcüğü de mecaz anlamlıdır. Çünkü kızgın sözcüğünün gerçeği şudur. Tavanın kızgın olması ya da ateşte ısınmış bir şeyin kızgın olması söz konusu olduğunda gerçek anlamlıdır. İnsan için kullandığımızda ee, ...öfkeli, sinirli anlamına gelecek şekilde kullandığımızda... ...bu bir mecaz anlamdır arkadaşlar. Burası çok önemli bir ayrıntıydı. Evet ne yaptık? Böylelikle beş şıkkımızı da elemiş olduk. İki tane mecaz anlamlı sözcük var. Recep üçüncü cümlede diyor... ...zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır. Konu hakkında bilgisi olan da olmayan da... ...bir fikir belirtiyor diyor. Şurada Recep olan var, bir de olmayan sözcüğü var. Buna bir soru işareti koydum Recep. Olur hocam. Dördüncü cümleyi de inceliyorum. Dördüncü cümlede somut anlamlı bir sözcük soyut anlam ifade edecek şekilde kullanılmıştır dedi. Bakıyorum hemen başarının anahtarı diye bir sözcük var burada. Öyle değil mi Recep? Anahtar normal şartlarda kapıyı açmamıza, kilitlememize yarayan somut bir nesne değil midir? Kesinlikle. Ama burada başarının anahtarı diyerek somut anlamlı bir sözcük soyut anlama gelecek şekilde kullanıldı mı? kullanıldı. Evet o zaman ben bunu da kesinlikle eliyorum. Benim doğru cevabımın C, C şıkkı hanım. olma ihtimali var. Arkadaşlar da Allah Allah neden C acaba diye düşündüler şimdi. Onu da söylüyorum. Olan ve olmayan sözcüğü. Değerli arkadaşlarım, bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı Değil. değildir diyorum. Burası önemli bir ayrıntı. Burada herhangi bir zıt anlam söz konusu değildir. İşte bu nedenle sorumun doğru cevabı C şıkkıdır. Recep bir şey söylemek istiyordun galiba. Hocam söylemek olmak ya da olmamak hepsi bu. Recep çok teşekkür ediyorum. Hemen ne yapıyorum? Bir, soru. bir sonraki soruyla devam ediyorum. Roman en önemli yazınsal türümüzdür. Ancak ne kadar süslü cümlelerle yazılırsa yazasın konusu ve kahramanları yönünden... Ayakları yere basmayan romana edebi ürün denemez. İnsanlar onda hayatın kendisini, acıları, mutlulukları, hevesleri bulmalıdır. Aksi takdirde ona sırt çevirirler. Bu metinde altı çizili ifadeyle romanın hangi özelliği vurgulanmıştır? A. Gerçekçi olması. B. Okuyucular tarafından beğenilmesi. C. Çok satması. D. Sade bir anlatımının olması. Değerli arkadaşlarım. Ayakları yere basmayan roman dediğimde havalarda uçan roman öyle değil mi Recep? Oo sen uçuyorsun evet, hocam. deriz öyle değil mi Recep? Kesinlikle. Burada neyi kastediyoruz? Yani gerçek çocuk. hayattan koptun gittin sen diyoruz öyle değil mi Recep? Aklı bir karşı havada. Aynen öyle Recep. İşte ayakları yere basmayan demek gerçekçi olmayan demek. İşte bu nedenle benim sorumun doğru cevabı. A şıkkıdır. İyi bir okuyucu okuduğu metnin özelliklerinin farkında olmalı ve neyi niçin okuduğunu iyi bilmelidir. Çünkü okuma bir tür zihinde anlamlandırma çabasıdır. Nitelikli bir okur okurken sorgular, not alır, araştırır. Bu şekilde verimli ve etkili okumalar gerçekleşir. Aksi halde yapılan okuma karanlığa kurşun sıkmak olur. Bu durumda öğrenme de büyük ölçüde tesadüfe bırakılmıştır. Bu parçadaki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? A. Zamanın değerini bilmek hayatta başarılı olmak için ilk adımdır. B. Boş işlerle zaman harcamak kişi için en büyük kayıptır. C. Başarıyı yakalamak için öncelikle başaracağına inanmak gerekir. D. Plansız çalışmak boşa uğraşmaktan başka bir şey değildir. Recep, şimdi şu altı çizili bir ifadeye bakalım. Bakalım hocam. Recep iyi bir okur ne yapıyordu? Not alıyor, araştırıyor, e, sorguluyor. Öyle değil mi Recep? Kesinlikle. Aksi takdirde ne olurdu? Boşa. Karanlığa kurşun sıkmak. Karanlığa kurşun sıkmak deyince biz gerçeği düşünelim. Kap karanlık bir yer. Kurşun sıkıyorsun çok tehlikeli, amaçsız, gayesiz, plansız bir şey. Öyle değil mi Recep? Evet hocam. E pekala plansız olmak, pekala boş uğraşmak, bir amacı olmayan bir uğraş içerisinde olmak anlamını veren ifadeler nerede var Recep baktığımızda? Denizli. Denizli de var öyle değil mi? Plansız çalışmak boşa uğraşmaktan başka bir şey değildir dediğimde aynı anlamı veren ifade burada kullanılmıştır diyebiliyorum. Evet Recep soru çözümümüzü tamamladık. <laughs> Kolay hocam. sorularda çözdük, zor sorularda çözdük. Arkadaşlar diğer soruları görmek, diğer soruları incelemek istiyorlarsa ne yapıyorlardır Recep? Kitaplarımıza bakıyorlar evet, hocam. Kitaplarımıza bakıyorlar. Orada Aşağıdaki çok daha farklı, çok daha değişik sorularla da karşılaşacaklar. Hocam arkadaşlar videonun başında demiştik. Kaç soru kaç yanlış yaptılar bizlere yazsınlar. Ve de biz de görmüş olalım. Hocam o zaman teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.